da bildiği gibi 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü. Biz de sizlere, değerli takipçilerimize bugün akciğer kanserinden bahsedeceğiz. Avrasya Hastanesi'nde çok uzun yıllardır hastalarına şifa olan, tedavi eden, sevgi dolu bir doktor var bugün yanımızda. Radyasyon onkoloji uzmanımız, uzman doktor Züleyha Kadehçi bizlerle. Hocam hoş geldiniz hoş diyoruz. Bulduk, evet, zannedersem Avrasya Hastanesi'nde 15. yılınız diyebiliyorum. Evet, çok uzun yıllardır hastanemizde ve hastalarına şifa sunan güler yüzlü ve takipleri, tedavileriyle hastasının her zaman yanında olan kıymetli hekimlerimizden birisi. Evet hocam, günün konseptine, konusuna uygun olarak ilk olarak hemen sormak istiyorum ilk sorumuzu. Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanseri, akciğer dokusu, her insanda iki tane akciğer vardır, organımız vardır. Sağ ve sol tarafta koni şeklindedir. Ortasından kalp, soluk borusu, yemek borusu, arkadan halk arasında zincir kemiği dediğimiz vertebral sinirler geçmektedir. Onları içine alan bir organdır. Bu organ normalde akciğer dokusu normal olarak büyümeye devam eder. Yeni hücrelerini düzenli bir şekilde büyütmeye devam eder. Ama kanser hastalığı ortaya çıktığında, akciğer kanseri dediğimiz akciğerin kanser hastalığında hücreler ihtiyaç duyduğu kadar değil de ihtiyacın dışında fazla miktarda kontrolsüz bir şekilde üremeye başlarlar. Bu kontrolsüz şekilde üremesi o kadar çok fazla olur ki çevresindeki kritik organ dediğimiz hayati organlara da baskı yapar. Ve ilk aşamada kendi içerisinde büyür, akciğerin dışına baskı yapar. Daha sonra damar yoluyla, kan yoluyla diğer organlara halk arasında sıçrama dediğimiz metastaz şeklinde başka organlarına da yayılırlar. Akciğer kanseri maalesef şikayetleri çok fazla hastalar tarafından önemsenmediği için erken dönemde teşhis edilmesi çok güçtür. Yani hastaların ortalama sadece %15'ini başka hastalıkların teşhisi sırasında, başka hastalıkların tetkikleri sırasında akciğer kanseri teşhisine koymaktayız. Erken tanı hastaların %15'inde erken tanıya ulaşmaktayız. Peki hocam, akciğer kanserinin sebeplerini size sormak istiyoruz ve bunun tabii ki yanında da sigara ile akciğer kanseri ilişkisinden izleyenlerimize biraz detaylı bir bahsetmenizi isteyeceğiz. Akciğer kanserinin sebepleri birçoktur ama bu akciğer kanserinin sebebinin en büyük bir kısmı, yani %85'ini oluşturan bir kısmı sigara ve sigara dumanı. Sigaranın dumanının içerisinde 5000'e yakın kimyasal madde vardır. Bu 5000'e yakın kimyasal maddenin ortalama 70 tane ve 70 civarı kanserojen özellikteki kimyasal maddelerdir. Bunlar vücudumuzdaki akciğer dokusunda hücrelerdeki DNA'sındaki genleri bozarak, DNA'sını düzgün çoğalıp büyümesini engelleyerek hastalık oluşturmasına neden olmaktadır. Yine pipo içimi, pro içimi, yine nargile kullanılması da akciğer kanserine sebep olan maalesef faktörlerdendir. Bir de halkın arasında çok basit gibi görünse de e-sigaralar, elektronik sigaralarında maalesef akciğer dokusundaki DNA'ların genini bozup kanser oluşumuna sebep olması ile ilgili yapılmış çalışmalar vardır. Bu kanser oluşumunun %85'i. %85'i sigara ve sigara dumanıyla bağlantılı. Geri kalan %15'inde kömür ateşi, kömür gazı, yine ısıtmakta kullanılan bir takım yakıtlar, yine sanayide kullanılan alüminyum, işte kadmiyum,
beryum, asbest, bunların bu sanayide bu maddeleri kullanan fabrikaların çalışan işçilerinde risk çok yüksektir. Yine radon gazı da akciğer kanseri oluşumuna sebep olan faktörler arasında söyleyebilmekteyiz. Bu şekilde yine dizel egzoz dumanı, yine aynı şekilde en büyük sorun hava kirliliği de akciğer kanserine sebep olan faktörlerden bir kısmıdır diyebiliriz. Ama %85'i sigara dediniz. Evet, sigara ve sigaranın dumanı. Sigara içenlere de bunu tekrardan hatırlatmış olalım. Evet, peki hocam akciğer kanserinin belirtilerinden bize bahseder misiniz? Akciğer kanserinin birçok belirtisi vardır. Ana hatlarıyla yaklaşık 8-10 tane madde söyleyeceğim. Bunları asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. 1. Öksürük. Bu öksürük eğer 2 haftadan daha uzun sürüyorsa, 2 haftadan uzun sürüyor ve şiddeti artarak devam ediyorsa mutlaka kontrolde geçirmemiz gerekiyor. İkincisi göğüs darlığı, göğüs sıkışması, nefes alırken, öksürürken veya gülerken göğüs ağrısı hissetmemiz, bunlar da akciğer kanserinin belirtisi olabilir. Yine en hastalarımızda en çok gördüğümüz balgamda kan gelmesi. Balgamın renginin koyulaşması ve balgamdan kan gelmesi önemlidir. Nefes darlığı ve hırıltılı solunum. Yani normal şartlar altında nefes darlığı hissetmesi, yani efor göstermeden bir hareketsiz bir durumda nefes darlığı ve hırıltılı solunum olması yine bize akciğer kanserinin sebepleri arasında olabilir. İştahsızlık ve nedeni belli olmayan kilo kaybı. Kilo veriyorum ama ben diyet yapmıyorum, iştahım yok dendiği zaman mutlaka akciğer kanserini gözden geçirmemiz gerekmektedir. Yine hastalarda ses kısıklığı ve yutma güçlüğü, bunlar da kanser belirtisidir. Parmaklarda çomaklaşma. Parmaklarda çomaklaşma nedir? El ve ayak parmaklarının yumuşak dokularında hızlı bir şekilde, ağrılı bir şekilde şişme görülüyorsa, topak topak oluyorsa o zaman akciğer kanserinden şüphelenmemiz gerekiyor. Bunun sebebi vücudun periferine giden kanlanmalarda azalma olduğundan vücut kendini korumaya almaktadır. Ağrılı ve hızlı gelişmiş olan şişmeler, el ve ayak parmaklarında bu çok önemli. Sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonu. Bir sene içerisinde birkaç defa tekrarlayan akciğer enfeksiyonları varsa yine onun altında kanser var mı diye mutlaka gözden geçirmemiz gerekir. En son olarak da vücut ağrısı. Vücut ağrısının sebebi eğer akciğer kanseri artık akciğerin dokusunda kalmayıp çevresindeki kemiklere, dokulara, organlara yayılmışsa oralarda ağrıyla, ağrı şikayetiyle karşınıza çıkar. Sırt ağrısı, omuz ağrısı, bel ağrısı bunlar görüldüğü zaman da mutlaka direkt akciğer filmiyle akciğer kanserini gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani halk arasında aslında bu dediğim şikayetler hepimizde görünen şeylerdir ama bunların altını çiziyorum, mutlaka en ufak bir şikayetiniz de olmuş olsa mutlaka acaba akciğer kanserine soru işareti, bir mutlaka bir akciğer, direkt akciğer biyopsisi çektirmek mutlaka gerekmektedir diye. Evet, hocamız bize çok detaylı bir şekilde belirtilerinden de bahsetti. Dediğimiz gibi de bununla ilgili hem erken teşhis için hem de bu belirtileri yaşıyorsanız bir an önce kontrollerinizi yaptırmak için de sizleri bekliyoruz diyelim. Peki hocam, akciğer kanseri risk faktörleri nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Evet, akciğer kanserinin risk faktörlerini yine sıralarsak 4 tane risk faktörü var. Bunları unutmayacağız. Birincisi, eğer ailemizde akciğer kanseri olan İşte babamız, amcamız, yakınlarımız, çok yakınlarımızda akciğer kanseri olan kişi varsa bu kişiler akciğer kanserine aday olabilir. Olabilir soru işareti. İkincisi, 15 yıl boyunca günde bir paket sigara içen kişi akciğer kanseri riski altındadır. 15 yıl boyunca günde bir paket sigara içen kişi. İkincisi, sigarayı uzun yıllar içmiş ama sigarayı bırakmış.
bıraktıktan sonraki 15 yılda yine akciğer kanser gelişimi için risk dönemidir. İçmiş, bırakmış, aradan 15 yıl geçene kadar da risk grubundadır. Yine en son, en sık akciğer kanseri hastalarımızın 55 ila 74 yaşındaki hasta grubunda görülmektedir. Bunun sebebi de bu hazırlayıcı faktörler yıllarca kansere dönüşümü sağlıyor. 55 ve 74 yaş kişiler mutlaka kanser taramasından geçmelidir. Kanser taramasından geçmek nasıl oluyor? Düşük doz kullanılan akciğer tomografisi çekilmesi ile akciğer kanserinin erken tanısı için bu tetkikin yapılması mutlaka şarttır. Bu şekilde. Hocam, akciğer kanserinin peki günümüzde kadınlarda ve erkeklerde görülme sıklığı nedir? Şimdi 2012 yılında bütün dünyada yapılan çalışmalarda dünyada 1 milyon 800 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konmuştur. Tanısı konmuştur. Bütün dünyada 2012'de 1 milyon 800 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konmuştur. Bu dünya içerisindeki ülkelerin %60'ı gelişmekte olan ülkelerdir. Gelişmekte olan ülkelerin akciğer kanserine yakalanma riski biraz daha yüksektir. Bunu da sigara kullanımına bağlamaktayız. Şöyle bir şey var, gelişmekte olan ülkelerde akciğerin kanserinde sigaranın sebep olduğunu daha bilinçli bir toplum oluştuğu için sigara kullanımından biraz daha uzaklaşılmaktadır. Ama gelişmekte olan ülkelerde sigara kullanımı çok fazla arttığı için akciğer kanseri görülme olasılığı biraz daha yüksektir. Yine dediğim risk grubunda bir de şunu da atlamamak gerekir. 20 yaşının öncesinde sigara kullanmaya başlayan kişiler de risk grubundadır. Ne kadar erken başlarsak sigara kullanımına akciğer kanser oluşumu riski o kadar yüksektir diyebiliriz. Peki hocam, radyasyon onkoloji uzmanı olarak akciğer kanserini uzun yıllardır sizler de burada birçok kanser türünü tedavi ettiğiniz gibi takip ve tedavi ettiniz. Evet. Birçok hastanızla tedavileri uyguladınız, güzel hasta öykülerine şahit oldunuz, çok güzel kucaklaşmalara, başarılı sonuçlar aldığımız hastalarımız oldu. Peki radyasyon onkoloji uzmanı olarak akciğer kanseri teşhisi koyulan kişilere radyoterapideki günümüzdeki gelişmeleri de kullanarak hastanemizde uyguladığınız tedaviden kısaca bahseder misiniz? Radyoterapi branşı akciğer kanserinde kullanılan olmazsa olmaz bir tedavi yöntemidir. Akciğer kanserinin tedavisinde 3 tane tedavi yöntemi vardır. Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi. Evet. Cerrahi işte tümör çıkarılır, kemoterapi de damardan uygulanan veya ağızdan uygulanan hap veya iğne şeklinde tedavi, serum şeklinde tedaviler vardır. Bir de üçüncüsü bizim yaptığımız radyoterapidir. Radyoterapi uygulaması radyoterapi cihazlarıyla, radyoterapi cihazları dediğimiz kanser tedavisinde kullanılan cihazlardır. Bunlar yıllar geçtikçe son 20 yıl içerisinde teknoloji ilerlemesiyle birlikte cihazların kalitesi çok daha artmakta. Evet. Kalitesi artmak nedir? Biz önceki yıllarda biraz önce sunumun başında da söylediğim gibi akciğerin bulunduğu yer konum itibariyle akciğerin ortasından kalp dokusu geçmektedir. Hı. Soluk borusu geçer, yemek borusu, sinirler geçer. Ve çok kompleks organların içine alan bir organdır akciğer dokusu. Biz hastalığı tedavi ederken, akciğer hastalığını tedavi ederken aynı zamanda çevresinde yakınındaki kalbi korumak zorundayız. Çevresindeki soluk borusunu korumak zorundayız. Veya çevresindeki yakınındaki yemek borusunu korumak zorundayız. Arkadan geçen halkın arasından yine zincir kemiği dediğimiz bu sinirlerin geçtiği yerlerin alması maksimum dozu alması gereken doz sınırlıdır. Bu sınırı aşmamamız gerekir. Şimdiki yeni teknoloji radyoterapi cihazlarıyla akciğer kanserinin bulunduğu dokuya maksimum doz vermekteyiz. Çevresindeki sağlıklı organlara da minimum doz vermekteyiz. Bu ne demektir?
akciğerin içerisindeki tümörün tamamına yakın öldürürken çevresindeki sağlıklı dokuları da korumaktayız. Çevresindeki sağlıklı dokuları ne kadar korursak uzun yıllar sıkıntısız bir şekilde hasta hayatını devam ettirir. Oradan geçen işte tiroidler, kalp yemek borusu, soluk borusu, yine eğer sol akciğerin alt kısmındaysa mideye yakın kısımlar, yine karaciğere yakın kısımları da hepsini koruyarak tedavi alma şansına sahip olmaktayız. Bu şekilde diyeyim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hastanemizde de birçok başarılı tedaviler gerçekleştirdiğiniz için de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umuyoruz ki izleyenlerimize güzel, faydalı bilgiler sağladık. 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü'nün de gelmesiyle bu videoyla umuyoruz ki bu şikayetleri, belirtileri de yaşayanlar varsa bir an önce de kontrollerini yaptırmak için başvurabilirler diyelim. Hocam izleyenlerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben şunu söyleyebilirim. Hiçbir şey sağlığımız kadar, bizim kendi sağlığımız kadar önemli bir şey değildir. O yüzden erken teşhis hayat kurtarır. Bunu sakın unutmayalım. Şikayetlerimiz çok küçük olabilir ama küçük şikayetlerde de mutlaka doktora başvurup tetkikler yapmamız gerekir. Ne kadar hastalığı erken teşhis edersek tedavi başarımız %90, %100'lere kadar çıkmaktadır. Bunu aklımızdan çıkarmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Avrasya Hastanesi olarak 20 yıldır sunduğumuz sağlık hizmetlerimizde, onkoloji birimimizde de hocamızın da az önce bahsettiği gibi cerrahi yönden, kemoterapi, radyasyon onkolojisi, tüm tedavilerimizi, takiplerimizi uygulamaktayız. Ve kanserle olan savaşımızda eğer Avrasya Hastanesi'ne başvurduysanız biz sizin yanınızdayız. Sizlerle birlikte bu konuda destek vererek sizlerin tedavilerinize büyük katkılar sağlayabiliyoruz diyelim. Evet, tüm izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıyeten güzel yorumlar atan, beğeniler yapan hastalarımız da oluyor. Onlara da şimdiden buradan teşekkürlerimizi sunalım. Evet, Avrasya Hastanesi Radyasyon Onkoloji uzmanımız uzman doktor Züleyha Kadehçi'den randevu talep edebilir, muayeneye gelebilir ve takip tedavilerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 0212 665 50 50 numaralı. Hem sabit hattına ulaşabilirsiniz hem de WhatsApp hattımız olarak bizimle oradan iletişime geçip randevu talebinde de bulunabilirsiniz diyelim. Tüm izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.